tanıştığımda kaç yaşındaydım hatırlamıyorum. Ama o günkü duygularımı dün gibi hatırlıyorum. Ramazan birleştirir demişti İmam Efendi. Küsleri, dargınları barıştırır. Gelirken insanlara sevgi ve huzur getirir demişti. Benim o kadar çok ihtiyacım vardı ki buna. Can havliyle atılmıştım. Hocam, peki bizim eve de getirir mi? Babam eskisi gibi beni sever mi? Getirir, getirir. Canı gönülden istersen getirir. Getirir demişti İmam Efendi. Eğer canı gönülden istersen getirir. Ben de öyle yaptım. Canı gönülden istedim. Çocukluk bu ya. Ramazan diye biri gelecekti ve gelirken yanında sevgi, huzur ve esenlik getirecekti. Annem ve babam da beni çok sevecekti. Gözüme uyku girmedi gelir de kaçırırsam diye. Sürekli sorup durdum ne zaman gelecek diye. 3 gün kaldı, 2 gün kaldı. Kapının eşiğinde bekledim gelmesini. Günlerce bekledim. Nasıl biri gelecekti acaba? Yaşlı mıydı? Yoksa genç biri miydi Ramazan? O huzuru, sevgiyi neyin içinde taşıyordu mesela? Ve bir gün bir araba yanaştı evin önüne. İçinden Ramazan iner diye bekledim. İnmedi. Babam indi. Babamın yeni arabası. Kardeşim olup tatile gideceklermiş. O an öğrendim. Okulum var diye beni arkadaşım da bırakacaklarmış. O an öğrendim. Ramazan diye biri yokmuş ve hiç gelmeyecekmiş. O an öğrendim. Ramazan bir aymış meğer. İnsanların oruç tuttukları, birbirleriyle yardımlaştıkları, sevgiyle kucaklaştıkları bir aymış. İşte ben Ramazan'la böyle tanıştım. O pide kokusuyla, o yarı uykulu sahur vakitleriyle. Pide kokusu duysam, bir mahya görsem, içimde bu özlem duygusu gelir çöreklenirdi. Bir burukluk çökerdi yüreğime. Ve o gün bugündür, boğazımda yutkunamadığım koca bir yumrudur Ramazan. Koca bir hasrettir. Sevgiye, huzura, esenliğe. Efendim Bey Selim. Alo abi. Ya nerede kaldın ya? Merak ettik seni. Rıfat'ın durumuyla ilgili bir arkadaşımla konuştum da eczaneden birkaç ilaç aldım, geliyorum. Nasıl durumu? Aynı mı hala? Abi, aynı baba ya. Tamam, geliyorum ben hemen. Tamam, hadi bekliyoruz, gel. Hadi. Çocukcağız kafayı yemiş, delirmiş diyorlar. Kolay değil, onca malını mülkünü sattı sağdı kızın ameliyatı için. Olacak şey mi şimdi bu? Ablalar, abiler Allah aşkına bak Rıfat'ın hiçbir şey yok. Gayet iyi durumda, gayet sağlıklı. Hadi dağılın. Hadi gözünüzü seveyim, dağılın. Hadi, hadi. Hadi abicim, hadi. Hadi ayıptır ya. Şevki abi sen yapma bari ya. Ayıptır vallahi, rahat bırakalım insanları, hadi. Selam.
Selam. Rıfat'tan bir haber var mı? Var dayı. Dağ da bulduk, evine bıraktık. Ama Rıfat eski Rıfat değil dayı. Eski Rıfat nasıl değil? Değil işte dayı. Geç değil. Neyse anne sen derler dayı. Neyse ne derler bilmiyorum. Neyse sen derler dayı. Neyse ne derler bilmiyorum. Neyse sen derler dayı. Neyse sen derler. Neyse. Perişan, anası perişan. Ben hafif bir sakinleştirici yaptım Kenan Bey. Ama tam olarak ne yapacağımı da bilemediğim için... Geçici bir durum mudur sizce? Yoksa... Geçici bir şok gibi duruyor. Ama yine de psikiyatri kliniğe götürmekte fayda var. Yok yok oğlum, götürmeyelim. Eğer oraya götürürsek köyde iyice delirdi diye çıkar at. Ne olur götürmeyelim. Sen bizimkileri bilmezsin. Akıllı adamı delirtirler. Götürmeyelim. Benim oğlum köyün delisi olmasın oğlum. Ha, ne olur götürmeyelim. Okulda buna benzer bir vaka görmüştüm. Dediğim gibi geçici bir şok gibi duruyor. Biz yine de bir ufak takviye yapalım. Zamanla kendine gelecektir. Yardım et. Ben bu yükü tek başıma kaldıramam. Zaten sahip çıkamadım çocuğa. Ne olur bize yardım et, ne olur. Bırakma kendini Hacer. Yok bir şey. İyi o. Hacer abi, olacak bunlar. Sen kendini suçlama. İyi olacak, merak etmeyin. He mi baba? Yardım eden mi? Bu topraklar ne acılar, ne çıldırışlar gördü. Kimi sahipsiz kaldı, kendini gönül dağına vurdu. Kimi kaldıramadı yükünü, ovada küle döndü. Sen içini serin tut. Rıfat sahipsiz değil. Beraber kaldıracağız bu yükü. Yarın sabahtan itibaren Rıfat bize emanet. Bu gece yatsın, dinlensin. Yarın gelip alacağım onu. Allah razı olsun. İnsanın bir hamur olduğunu anlamıştır Amut ilk defa. İnsanın hamurunun acıyla yoğrulduğunu görmüş ve dokunmuştu ona. Hissetmişti devrelerinin ve kablolarının en derininde. Yalnız acı da değil üstelik. İnsanın hapsolduğu bu evren içinde bilmek vardı. Olmak, varmak, yetmek. Düşünceleri uzayıp giderken kabloları şişti Ramut'un. Devreleri patlayacak gibi olduğunda durması gerektiğini anladı. İnsan olmak sırtında bir kamburla dünyaya gelmekti belki de. Herkesin kamburu kendi ailesinin yükleriyle doluyken bir telaş vardı kamburunu diğerlerinden gizlemek üzere. İşte o an anladı Ramut. Kolunun içinde damarların değil de kabloların geziyor olmasının değerini. O an anladı ve sonsuz bir sevinç duydu insan olarak var olmadığını. Ama peki ya insan olanlar? Allah onların yardımcısı olsun dedi Ramut. Kenan Bey. Valla iyiyim desem yalan söylemiş olurum Elif Hanım. Benim gördüğüm neydi öyle? Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Koskoca adam gözlerimizin önünde ne hale geldi? İnanamıyorum.
Bir zamanlar ben de inanamazdım Kenan Bey. Gitmek nasıl bu kadar kolay gelir insanlara? Bunu nasıl başarırlar hayret ederdim. Ama sonra anladım. Buranın en büyük adetiymiş bu gitmeler. Böyle hiçbir şey olmamış gibi. Sanki fırına ekmek almaya gider gibi giderler. Belki arkalarında bir mektup. Ya da hiçbir şey bırakmadan. Öylece dümdüz giderler. Yani sizin anlayacağınız bu kasabada Meryem'in gidişine ilk ve de son olacak. Herkes vakti gelince bir bir gidecek. Gidecek mi? Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz? Ben hep kalan oldum Kenan Bey. Yani gidenlerin arkasından öylece bakan oldum. Gitmenin de kalmanın da ne demek olduğunu çok iyi öğrendim. Şimdi bu acı gerçeği Rıfat da tatmış oldu. Ama merak etmeyin. Zamanla alışır o da. Peki siz? Siz alışabildiniz mi? Ben böyle olmasını hiç istemedim. Ama elimden de bir şey gelmedi. Aciz biliyorum. Her nimet bir mesuliyet getiriyor işte insana. Görmek de bir mesuliyet getiriyor. İnsan bilemiyor ki. Eksiklikleri tamamlanınca tamamlanmış olacak mı? Yoksa daha da mı eksilecek? Affet bizi oğlum. Ben engelleyemedim. Hakkını helal et. Ama böyle ya. Bak zaten sen de yeni yeni iyileşiyorsun. Hani böyle kendini üzersen ilerleyemeyiz ki. Kurban olayım bak. Dedem zaten ona sahip çıktı. Aklın Rıfat'ta kalmasın. Görürsün bak eskisinden iyi olacak. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun da Zahir. Böyle her şey bir anda tepe taklak oluveriyor işte. Hayır o garip nevzi bir türlü girmedi gitti. Türkü'de de dediği gibi. Garibin dünyada yüzü gülemez. Bu dünya çekme dünyası Sefer'im. İyi insanların yüzü zor gülüyor. Hadi çıkar sen de üstünü. Bak göreceksin. Ramazan rahmetiyle gelecek. Ne dert varsa alıp götürecek. İnşallah. Zaten ne kaldı şunun şurasında? Saydan bu arada. Şimdi bizim ailecek ilk Ramazanımız değil mi? İnşallah. Çok şükür olsun Zahide. Ben sizinle aynı çatı altına koyan, bize bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Gerçi bu Ramazan ikimiz de oruç tutamayacağız ama. Öyle kısmetmiş. Sen hiç üzülme Sefer abi. Biz sizin yerinize de tutarız. Hatta ben senin yerine de tutacağım. Ben de annemin yerine tutacağım. Ben kimin yerine tutacağım o zaman? Sen önce kendi yerine tut da sonra başkalarının yerine de tutmaya düşünürsün. Akıllım. Sen sanki çok biliyorsun. Kesin orucunu tutup yemek yersin sen bir kere. Senin yüzünden anneme de günah olur. Sen çekil, ben tutarım annemin yerini. Aa, şuna bak sen ya. Ben şimdi seni bir yakalayayım da görürsün o zaman kim tutuyormuş, kim tutamıyormuş. Evet. Ha bak. Aa, bu Ceyşe'ye bak o da onlara uyuyor ya. Ya şu hali bak düşeceğiz oğlum. Evet. Yavrum. Haber.
Evet benim. Ben Ebe dedim. Ebe. Bana da mı? Ha. Evet evet. Evet. Ya beni de mi katıyorsun? Alo. Alo. Düşünme Galan artık. Dedem ilgilenir onunla. Ben de döndüm o çizgilerden Cemre. Onun o düştüğü ip var ya. Akılla kalp arasında olan. Ben de çok döndüm oradan. Hepimizin içinde görünmez yaralar var. Ben bir rüya gördüm. Hayır olsun. Halda yangın çıktı yani. O girmiş rüyama. Ağal birden bizim eve dönüşüyor. Anam. Anamın yandığı yer burası. Şu pembe kapı var ya. O kapı geliyor gözümün önüne. O kapının arkasında. O kapının arkasında kedi yavruları var. Anam değil, sen oluyorum. Kedileri kurtarmaya çalışırken. Annem. Feberim ya. Sen o ağırdaki yangından çok etkilendin değil mi oğlum? Normal. Normal de. Bak merak etme ne o kapının ardında kedi yavruları var. Ne de ben o ağıldaki yangın. Neyse. Ben seni kaybetmekten çok korkuyorum. Aa Cemilem. Kaybetmeyeceksin. O nereden çıktı Allah aşkına ya? Ben buradayım. Burada değil miyim ben? Ha? Bak yanındayım. Değil mi? Bana bak. Hep de yanında olacağım. Gülüm benim, yok ağlamak yok. Ağlamak yok değil mi kızım? Ne oldu kız? Kıskandın mı? Kıskandı bak. Ay kıskanır. Gel bakalım. Kız, sessiz olur mu? Gel, gel. Gel madem oh. Uyumayacaksın. Aman, kurban olsun. Gel. Ah Kenan. Annem. Geldin mi? Nasıl oldu Rıfat'ın son durumu? İyi bıraktık anne. Sen ne yaptın? Soğukta beni mi bekledin yoksa? He. Yani soğukta beklemedim tabii. Sobanı yaktım ısınsın diye. Bir de seni çok merak ettim. Neyse geç kalma dinlen hadi. Yarın Ramazan alışverişine çıkacaksınız kardeşinle. Ramazan alışverişi mi? Ramazan geliyor değil mi? Geliyor ya. Bu senin de ilk Ramazan'ımız olacak. Benim de ilk Ramazan'ım galiba. Nasıl yani? Anne. Burada Ramazanlar şehirdekinden farklı oluyor değil mi? Şehirde nasıl oluyor bilmiyorum ki. Aslında benim Ramazanlarım oldu hep. Şehirdekinden farklı. Buradakinden de farklı. Ne bileyim. Öyle çok güzel bir Ramazan geçirdiğimi hatırlamıyorum. O yüzden... Açıkçası Ramazan'ın gelmesi beni pek heyecanlandırmıyor. Oğlum. Sen bu eve yeni doğdun. Sen bu topraklara yeni doğdun. Ramazan ayı sana, sen Ramazan ayına yeni doğdun. O yüzden geçmişi unut Galan. Yarın akşam teraviye gideriz. Sonra da dedene gidersiniz sahura. Veyse Ramazan Taner hep öyle yaparlar. İlk sahur dedengil de yaparlar. Sonra da ilk iftara İrfan abimle gideriz. Allah rahmet eylesin. Tanaylerin evine yani.
Ya sen burada bir Ramazan yaşa da bakalım eski Ramazanlarda neser kalacak mı? Hadi hadi geç. Sen ne örüyorsun Abbas? Ne örüyorsun İlhami? Yavaş sürsene şunu. Beynimi zıngıldadı. Adeta içim dışıma çıktı dercesine. Ya nasıl süreyim abi? Nasıl süreyim? Sürüyorum ya işte. Adeta kanatlandım, uçuyorum dercesine. Belli belli. 18 saattir bir sonum uyku uyutmadın. Ya sana uyan da kabahat. Ben bu uçağı atlayıp gelecektim. Uçak kaç euro sen biliyor musun? Sus İlhami. Tamam gaspaya varınca uyandırırım sen uyu ya. Selami, gülüm ya ne zaman çözülecek şu miras meselesi? Bak evde tarhanadan başka hiçbir şey kalmadı. Ramazan geldi çattı. Bu gidişle biz iftara kimseyi çağıramayacağız. Ya sen hiç düşünmüyor musun bütün bunları? Düşünmez olur muyum? Koynumun tarhanası. Bugün yarın halledi yok dedim ya. Baş düşmanlarımız yola çıkmışlar. Bir iki güne kalmaz. Akbaba gibi tünerler kasabaya. Ondan sonra da babamın vasiyeti açılacak işte. Kozlarımızı paylaşıp hakkımızı alacağız. Ya ne vasiyetmiş ya? Kaç aydır açılamada gitti. Hep siz niye beklediniz de açmadınız bunca zaman? Ya rahmetlik babam ölümümden sonraki ilk Ramazan'dan bir gün önce açın diye vasiyet vermiş. Ben ne olayım şimdi ya? Babamın hayaletiyle mi dövüşüyor? Dememişler iti an çoma hazırla diye. Vay 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 tekne kazıntısı. Aklın sıra bütün mirası konacaktın ha mı? Adeta batan geminin mallarına çurlandım dercesin ha? Ne diyorsun la sen? Senin o batan geminin malları dediğin babamla benim emeklerimiz, alın terimiz. Adeta gecemizi gündüzümüze katıp da kazandık dercesine. Asıl sen kendi aç gözlülüğüne yan. Ben miyim aç gözlü? Ulan asıl aç gözlü sensin la. Bütün babamın kanını ömdün, bitirdin. Bir de utanmadan mirastan pay istiyorsun ha. Ulan var ya, sana var ya çatlasan da patlasan da mirastan zırnık yedirttirmeyeceğim. Yedirme bakalım ya. Yedirme bakalım nasıl yedirmiyorsun sen? Sen o kafana tüy taktın diye Avrupalı mı kesildin başımıza he? Çakma patatesçi senin. Ulan ükele. Abinim lan ben senin. Kardeş mardeş dinlemem seni alırım ayağımın altına ha. Al bakalım. Al bakalım nasıl alıyorsun ya? Utanmadan kardeşim diyorsun ha? Ya insan öz kardeşine dava açar mı he? Kalpsiz. Bak kalpsiz. Ulan var ya çevir ulan. Şu miras bir açıklasın var ya, avucunu yalayacaksın, avucunu zırnık koklatmayacağım sana. Yürü İlhami, yürü, yürü, yürü. Görelim bakalım. Hodri meydan la. İçinize de hodri meydan. Ya Melat abla, hiç böyle olmadı vallahi. Bir yukarı çıksaydık, tarhana kaynasaydı. Yok canım, biz sizin tarhananıza kalmadık. Yürü, yürü, yürü. Yürü. Şuna bak ya. Yürü, yürü. Şuna bak. Yemesinler, taş yesinler. Ya tamam. Taş hadi bakalım. Ne uyuyor ona? Lan kuyruklar. Günaydın. Vay 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 vay. Bir şey diyeceğim. Bu ne güzel bir sürpriz böyle ya. Ne kadar güzel gözüküyor. Yani Ramazan öncesi son kahvaltımız için birazcık özeneyim dedim. Nasıl olmuş? Vallahi gülüm, özenmek ne kelime. Döktürmüşsün, döktürmüş. Eline sağlık. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben günaydın öpücüğümü alabilir miyim? O öpücüğü almadan uyanamıyorum. Kendime gelemiyorum da o yüzden şuradan böyle güzel bir öpücük alabilir miyim?
Kendime gelemiyorum Aysel. Gel bakalım, otur şöyle baba koltuğuma. Gel gel gel, otur. Baba koltuğu. Oturayım. Hadi gel. Madem baba koltuğuna oturduk, hakkını verelim o zaman. Nerede benim sandığı yumurtam? Hemen getiriyorum, hemen. Burada, burada hazır. Geldi, bak istediğin gibi. Yumurta sarısı nasıl olmuş? Oh oh. Sevdiğin gibi. Mis gibi. Hadi afiyet olsun. Oh be, sarılara bak be, var ya bak, tam tam sevdiğim gibi he. Oh, bak bak şuna bak şuna. Sen yaparken içine ne koydun? Yani nasıl yaptın? Şey olmuş biraz, böyle tatlı tatlı olmuş biraz. Tatlı mı? Nasıl desem... He, sen yaparken içine sevgiyi fazla kaçırdın. Taner Bey, bakıyorum şakacı günündesin bugün galiba. Hı? Öyle miymiş? Öyleymiş. Taner Bey sana kurban olur. Ano, sen daha kahvaltını yapmadın mı oğlum? Saat kaç oldu? Hoş geldin anacığım, hoş geldin. Gel, gel, gel. Bir sürü yapılacak, edilecek var. Hangi ara yapacağız biz bunları? Ya anacığım, hallederiz hepsini. Rahat ol Allah aşkına. Ya bak, bak gelinin neler yapmış, şov yapmış, döktürmüş. Gel de tadını çıkar biraz, hadi ya. Sen bu koca listeyi görüyor musun? Ha? He, görüyorum. Ne olmuş? Ver bana. Tamam, ver bana bak. Tamam, halledeceğiz, yapacağız ya. Allah Allah. Geç de hadi iki lokma bir şey ye. Hadi gözünü seveyim anacığım ya. Allah Rabbi. Ben size çay koyayım en iyisi. Yok yok. Sen zahmet etme güzel gelinim benim. Bak bu gebe haline bir sürü uğraşmışsın zaten. Ben alırım. Sen otur, otur. Peki. Allah'ım yarabbim. Yumurta var ya. Efsane olmuş. Bir de bunu tadına bak. Bakayım, ver bakayım. Bir. İki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, hop, bir, iki. Hadi bakalım damat, damat hadi bakalım tempo, tempo. Oğlum biraz kanına oksijen gitsin hadi. Bir. Baba tempo tempo da benim. Biraz fazla oksijen gitti herhalde. Kafam babam biraz döndü de. Ama Allah'tan yarın Ramazan. Bir ay dinleniriz şöyle, kaslarımız biraz yumuşar, öyle değil mi? Olur mu oğlum? Asıl spor Ramazan'da lazım. Öyle enerji olmadan nasıl oruç tutacaksın? Bak, biz sahurdan bir saat önce kalkar, sporumuzu yaparız. Bundan sonra sahurumuzu gideriz. Hadi, çok konuştuk. Hadi, tempo, tempo, hadi, tempo. Bir, iki, bir. Allah'ım sen bunu ölmüş beni yarattın. Bir, iki, bir, iki. Alo Seyfettin. Alo. Heh, iyi günler Veysel. Ya Münir Başkan'ın bugün seninle görüşmek istiyor da. Ha, ondan aradım ben. Münir Başkan benimle mi görüşmek istiyor? Hayır olsun ya. Ha ya hayır hayır. Gelince kendisinden öğrenirsin zaten. Nedir durumun? Kaç gibi gelirsin? O kadar acilse ben hemen geliyorum. Ha, yok yok. Acele etmene gerek yok yani. Müsait olduğunda uğrarsın. Yapma ya. O kadar acil diyor ya. Tamam ben hemen geliyorum. Ben yoldayım. Merak etme sen. Tamam. Yanlış anlıyorsun sen. Yani acele etmene gerek... Veysel. Baba beni çok acil belediyeden çağırıyorlarmış. Ne oldu kim bilir. Ben hemen gidiyorum, olay geçsin. Ya oğlum nereye gidiyorsun? Daha 20 tane şınav çekecektik. Ya yine kaytardı ya. Bir, iki. Yani siz şimdi diyorsunuz ki... bu seneki Ramazan organizasyonu siz yapın. Evet yani geçen sene babanla amcan güzelce hakkından geldiler. Kasabalı pek memnun kalmıştı. Bu sene ihaleye pek giren olmadı. Yani ben yine muamele verecektim ama Seyfettin dedi. Baban galiba işleri sana devretmiş. Ha? Öyle değil mi? Doğrudur, doğrudur. Evet. Böyle işte bir gün öncesinden geç kalmış gibi olduk ama ne diyorsun? Bu kadar kısa bir süre içinde halledebilecek misin?
Hallederiz başkanım, hallederiz. Sıkıntı yok. Bize iş olsun ya yeter ki. Ben zaten yalnız değilim. Cemile'm var, amcaoğullarım var. Biz hep beraber çok güzel bir Ramazan organizasyonu yapacağız Allah'ın izniyle. Çok iyi. Sen o zaman çok kısa bir süre içinde bütçeni hazırla bize sun. Tamam. Biz hemen onay verelim ki bir an önce çalışmalara başla. Tamam, eyvallah başkanım. O zaman ben gidiyorum. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Şey Veysel. Şey diyecektim. Ramazan. Nasıl? Ramazan iyi olacak inşallah başkanım. Bu gece sahura kalkacağız Allah kabul ederse. Yani... He Asuman'ın amca oğlum Ramazan. İyi ya Ramazan. Ramazan'ın iyi, bir sıkıntısı yok. Onun bir roman işi vardı da. Kapandı bir yere, harıl harıl yazıyor şimdi. Yazar olacak herhalde ya. İyi iyi. Yazsın. Hadi bakalım, kolay gelsin sana da. Hadi bakalım. Buyur gel Cihç Abdullah. Kolay gelsin. Müsaade var mı? Buyur gel buyur. Hoş geldin. Rıfat almaya geldim. Nasıl durumu, iyi mi? İçerideydi, uyuyordu. Ben hemen çağırıp geleyim oldu mu? Rıfat. 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 Rıfat oğlum. Rıfat? 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 Rıfat yok Cihç Abdullah. Pencereden gitmiş. Allah'ım ne öreceğim ben bu oğlanla? Yaradan Allah'ım akıl fikir ver, ne öreceğiz? Rıfat! Rıfat! İnsan insan derler dayı. İnsan nedir bildin mi sen? İnsan insan derler dayı. İnsan nedir bildin mi sen? İnsan derler. Rıfat, gel hele bir son lokman yiyelim, bir şey söyleyeyim sana. İnsan insan derler dayı. İnsan nedir bildin mi sen? İnsan insan derler dayı. İnsan nedir bildin mi sen? İnsan insan derler. Ben bildim insan ne demek. Hem de çok iyi bildim. Peki ya sen? Sen bildin mi? Ben bilemedim dayı. Gel o zaman beraber arayak. İnsan neymiş beraber öğrenek. Gel. Doğruya nazar eğleriz. Biz eğri nazar bilmeyiz. Nakt ile pazar eğleriz. Veresi pazar bilmeyiz. Oluruz. Emr ile bunda geliriz. Nakdi kamilden alırız. Kayba intizar bilmeyiz. Haktır sevdiğimiz bizim. Haktır övdüğümüz bizim. Boyun eğdiğimiz bizim haktır. Özge yar bilmeyiz. Ramazan temizliği yapıyorum. Anne ne gerek var, gözünü seveyim ya. Biz bize yaşıyoruz sonuçta bu evde. Aa, hiç öyle şey olur mu yavrum? Ramazan bu. Gelenimiz gidenimiz olur. Ama haydi haydi lafa tutma beni. Bir an önce çık sen. Dışarıda bekleyenin var zaten.
Yeğenim mi? Kim o? Sençil, Goris'im. Yalnız gıyın gıyın yürü. Bak yaşar olar. Daha kurumadı. Tamam. Böyle. Dikkat et. Hadi kolay gelsin. Bak kirletti oraları yine. Sağ ol. Oğlum ne yapıyorsunuz? Lan vurun lan zaten soğuk. Ne yapıyorsunuz oğlum? Savun abi savun. Kendini savun kendini. Ya ne oldu ya filavlandın? Her zaman hazır olacağım bak. Her zaman her zaman. Lan abi. Bak ben şimdi size... Gelme 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 gelme. Bak bana sıkıyor. Ya tamam durun lan çık. Ya basın içeriz adam zaten soğuk. Soğuk var. Pardon direkçim sana da geldi. Ya tamam beyler tamam. Ya bu kadar eğlendiniz yetmedi mi? Bırakın artık. Taner. Tamam lan tamam eve gaza geldin. Tamam ya pes ediyoruz tamam. Ya bir Ramazan eğlencemiz vardı onu da aldın bir sen ya. Ya tamam bak beyaz bayrağı çıkardım bak. Bak abi biz ettik sen etme Allah aşkına gözünü seveyim. Ya yanlış duvara çarptık sen büyüklüğünü göster. Biz küçüğüz sen büyüksün. Ne o erken bayrağı çektin. Eğleniyorduk. Tamam tamam haydi bittiyse eğleneceğiz gidelim alışveriş haydi. Nereye ya? Ne alışveriş? Ramazan alışveriş abi. Sen demiyor muydun ya şöyle ağız tadıyla güzel bir Ramazan yaşamadın diye he? Sana şimdi en kralını yaşatacağız. Diyorsun. Hadi atlayınız onu arabaya. Gidelim. Hadi arabaya işte bineyim. Tamam. Hadi. Bak bak hala ya. Ya Taner. Yok yok yok. Ah! Konuşuyorlar. Ne yapacağız şimdi Gül? Ya babam bütün mirası onlara verdiyse ya biliyorsun evde un yok. Biliyorum Kerim'im biliyorum ama senin içini ferah tutuyor. Benim kıymetli babam yapmaz öyle şey. En zor gününde yanında kim vardı? Ben vardım. Cenazesinde tabutunun başında kim durdu? Ben durdum. O miras sarfı bir açılsın var ya havasını alacak bunlar havasını. Adeta geldikleri gibi tırrım tırrım gidecekler derecesi. Yok yok sen yine de öyle deme. Yani sonuçta onlar abinle ablan senin. Ya zaten böyle de hiç olmadı. Şuna bak lokanta köşelerinde yemek yiyorlar. Gece nerede kalacakları belli değil.
akşam eve mi çağırsak? Ya adamlar ayağımızdaki çoraba kadar almaya gelmişler. Sen hala evdeki son tarhanayı yedin mi derdin desin Kerim abi. Hadi kalkalım biz. Çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Hadi bakalım hadi. Hayır saç. Sen şu yerden bitmeye bak ya. Ne yapacağımış? Bütün mirası olacağımış. Ağırsın sen. Bir kere senin onda abin var. He. Ya hadi abini geç, aban var. Ya yani bir dinlenmiş benim karşıma. Böyle dik 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 konuşuyor. Bu ailenin arı beyi kim? Kim? Benim. He. Ben arı beyim ya. Yani hamur artına bak sen ya. O ne lan hamur artığı? Hani evde kadınlar böyle borak yaparlar da böyle tepsiye böyle dık 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 dizilerde ellerinde bir parça hamur kalır ya. O hamuru atsan ataman, katsan kataman. O işte adeta bizim Selami gibi dercesine. Yürü yürü. Selami bana. Evet, İhsan Fersoy'un resmi vaziyeti burada. Bildiğiniz üzere rahmetli vasiyetini vefatından sonraki ilk Ramazan ayından bir gün önce. Yani bugün açılmasını istemiş. Ya iyi de ben anlamıyorum ki. Yani bu kadar beklemenin anlamı ne? Rahmetlik babam dini bütün bir adamdı. Gerçi normal canım. En son 10 sene önce gördüğümüzden unutmuşsunuz. İnsanlık hali. Doğru doğru. Sen doğduktan sonra dini bütün olup Allah'a sığındıydı. Allah'ım adeta böyle bir evlattan sağa sığınıyorum dercesine. Avukat Bey, müsaadenizle benim bir sualim olacak. Şimdi bu üç kardeş babalarının vasiyeti için buradalar. Kerimhan kızım zati Selami'nin karısı. Zeynep kızım da avukatları. İyi de benim ne işim var burada? Bir aileden değilim ki. Beni niye çağırdınız? Merhum öyle istemiş. Şimdi bakıp anlarız. Buyurun avukat hanım. Ne oluyor Zeynep bacım? Ne yazıyor orada? Vallahi ben hiçbir şey söylemeyeyim Selami abi. En iyisi babanızdan dinleyin. Ben patatesci İhsan namıyla bilinen İhsan Fersoy. Bu vasiyeti avukatlarımın huzurunda hiçbir etki altında kalmadan kendi iradem ile yazıya geçiriyorum. Mal, para, mülk cinsinden taşınır taşınmaz tüm mal varlığım noter onaylı sarı zarfın içinde kayıtlıdır. Ramazan ayının sonunda ruhumun felahı için hatim indirip Kadir gecesi sarı zarfı açın. Vasiyetim şudur ki bu zarfın içindeki bütün mirasım vefatımdan sonraki ilk Ramazan ayını hakkıyla yaşayıp eda eden evladıma aittir. Bu meselede hakem olarak dişçi Musa'yı tayin ettim. Nasıl ya? Ben hiçbir şey anlamadım abla ya. Ya bunda anlamayacak bir şey yok. Ramazan ayını en hayırlısıyla üçümüzden hangisi geçirirse miras onun olacak. Ne oldu? Ramazan'ı yaşamak zor mu geldi? Tabii ki ben yaşayacağım. Her sene ben yaşıyorum. Hadi lan orada. Müslüman memleketinde Ramazan yaşamaya ne var? Esas biz yaşıyoruz Ramazan'ı. Gurbetel'de ezan yok, bir şey yok. Esas biz yaşıyoruz. Bir dakika Avukat Bey. Arkadaşlar, böyle vasiyet olur mu ya? Ben nereden bileceğim Ramazan'ı hakkıyla kimin yaşadığını? Kalbini yarıp işine mi bakacağım? Ben dişçiyim. Münker Nekir'in işinde ne anarım? Vallahi vasiyet gayet açık. İsterseniz reddedebilirsiniz. Merhumun böyle bir arzusu olmuş. Ramazan ayının sonunda da kararınızı vermenizi istiyor. Zaten Musa amca, bu miras davası böyle giderse daha çok sürecek gibi duruyor. Neyse ben ufaktan müsaadenizi isteyeyim. Malum akşama teravih var Musa'yım. Ben şimdiden hazırlıklara başlayayım. O zaman
ben de şey yapayım o zaman. Şey, teravih kaç rekattı ya? Ulan Ramazan. Roma yazacak zaman mı buldun sanki sen ya? İnşallah o bıyıkların tel tel dökülür de insan içine çıkamam. Ya söylenme Hüseyin, söylenme. El alemin çocuğu roman yazsa daha huzuruna tutar, oynamaya başlar. Sen daha yarım ağız bile olsa bir övgü lafı etmedin ya. Ya ben bunun nesinden övüneceğim Allah aşkına Günsel ya? Nesinden övüneceğim bunu? Bu roman moman hep kandırmaca ya. İşten kaçacak ya beyimiz. Lan Ramazan gelmiş kapıya dayanmış, daha bizim Ramazan ortamızda yok. Ay yettin artık Hüseyin. Kafamı şişirdin vallahi. Sen bugün gene bana patates bağlatmaya yemin ettin zar. Geç şuradan 10 kangal sucuk sipariş ettiydim. Onları al da gel de eve gidelim artık hadi. 10 kangal mı? 10 kangal sucuğu ne vereceksin kız? He? Fabrika mı işletiyoruz biz burada? Allah'ım yarabbi ya. Hem Ramazan günü sucuk mu yenir Gülşen? Adamın içi yanar ya. Yok ya yok, siz ana oğul benim ocağıma incir ağacı dikmeye yemin etmişsiniz ya. En sonunda beni iflas ettireceksiniz, olacak bitecek. Hadi Hüseyin hadi. Bak şurada bekliyorum, az soluklanacaksın. Oyalanmadan git gel hadi. Hadi, hadi, hadi Hüseyin, hadi Hüseyin. Asuman. Gülşil teyze. Aa. Ya kusura bakma, ben böyle dalmışım, seni de görmedim. Ya hiç kusur olur mu kızım? Ben de öyle kuytuda durmuşum zaten, nasıl göreceksin değil mi? Ne yapıyorsun kızım, iyi misin? İşin gücün nasıl gidiyor? İyiyim Gülşil teyze. Yani her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. İnşallah giderek daha da iyi olacak. İnşallah kızım, inşallah. Ya Asuman, ben hani daha önce öyle şeyler sana karşı böyle... İyiyim ben Gülşil teyze. Ya sen merak etme. Gerçekten iyiyim. Ya evet, bir şeyler yaşandı. Ama çok sular aktı üstünden. Hiçbir şeyin önemi yok artık. Biz Ramazan'la yeniden el eleyiz ya. Yeniden birlikteyiz ya. Yani ötesinde ne olmuş, berisinde kim kalmış inan hiç mühim değil. Ya zaten çok seviyorum siz böyle eskisi gibi şey olunca. Yani ben artık biliyorum ki Ramazan'ı en az benim kadar seven, kendi gibi bilen biri var. Ben artık anlıyorum ki sen olduğun sürece benim gözüm hiç arkada kalmayacak Asuman. Allah senden razı olsun kızım. Hakkını helal et. Olur mu hiç öyle şey? Helal olsun. Ha bak ne diyeceğim. Ya hani biz her Ramazan İrfan abimlerin yani Tanergil'in evde iftar yapıyoruz ya. Bu sene gene yapacağız. Sen de Münir Başkan'ı al gel. Artık biz yani aileden sayılırsınız ya. Biz de hısım sayılırız artık. He? Şöyle güzel bir iftar yaparız hep beraber. Ne diyorsun? Olma mı? Olur. Olur, güzel olur. Ama ben yine de bir babama söyleyeyim. Ona sorayım, sonra sana haber veririm. Olur mu Gülşil teyze? Tabii tabii. Sor kızım. Selamımızı da söyle. Söylerim. Görüşürüz Gülşil teyze. Görüşürüz. Şu bozkıra bak Rıfat. Ne görüyorsun? Bak, iyice bak. Şarktan garba doğru uzanan şu satı sana ne söylüyor? Boşluk. Güzel bir boşluk dayı. Biz sonsuz boşlukta bir yolcu değil mi Rıfat? İnsan insan derler dayı. İnsan dediğin bir yolcu mudur? Öyle. Ama alelade bir yolcu değil. Yolu içinde taşıyan bir yolcu. Söyle bana. Yolu içinde taşıyan kaç tane yolcu vardır bu alemde? Gökyüzüne bak. Şarktan garba doğru seyreden güneşe, aya,
Geceleri parlayıp sönen yıldızlara. Onların yolu da insanın içinden geçer. Her gün yeşerip solan çiçeklerin de. İnsan küçücük bir yolcudur şu yeryüzünde. Ama bütün yollar insanın içinde mündemiş. Aha, şurada, şu ufacık gönül sarayında. İnsan insan derler dayı. İnsan dünyayı içinde mi taşır? Sadece dünyayı değil. Gel benimle. Şu atı görüyor musun? Yılkıdan devşirmişler. Ehlileştirmeye çalışırlar. Ama bu at dizgine gelmez. Ahıra sığmaz Rıfat. Alışmış vahşi kırlarda dört nala koşturmaya. Alışmış güneşi doğuşundan batışına şahit olmaya. Alışmış şırıl şırıl akan derelerden sulanmaya. Şu ufacık ahır, şu küçücük yalak yetmez ona. Bu at ehlileşir mi Rıfat? İnsan insan derler dayı. İnsan neden yapar bunu? İnsan içinde o vahşi at gibi bir asiyi taşır. Nefs derler adına, bildin mi? Ehlileşmez mi o at? Hep doğru dizgin gitmek mi ister? Marifet bu ya. İnsan içindeki o vahşi nefs atını ehlileştirene binek olur. İnsanı alır, sefillerin en sefilinden yücelerin en yücesine çıkarır. Atını ehlileştiremeyeni de yücelerin en yücesinden alır, sefillerin en sefiline, esfeli sefiline indirir. Kayboldu bunlar ya. Kenan Bey. Elif Hanım. Ya galiba ben yine bir oyunun içindeyim de. Bizimkiler bunu elime tutuşturdular, ortadan kayboldular. Siz de mi Ramazan alışverişine gitmişsiniz? Benim durumum da farklı değil. Zeynep'in bir miras davası işi olunca alışveriş bana kaldı. Vallahi yardım edeyim diyeceğim ama. Ay yok, sizin durumunuz benden de kötü. Kenan Bey, bu soruşturma ile ilgili Zeynep de çalışıyor. Haberiniz olsun. Ve galiba bayağı da umutlu. Yani yarın öbür gün bir sonuç alırız dedi. Çok sağ olsun ama yani yormasaydı kendisini. Ya beni mahcup hissettirdi şimdi. Bence hiç öyle hissetmeyin Kenan Bey. Zeynep hepimizden daha çok dert etti bu meseleyi kendine. Çözmeden durmaz o. Vallahi ne diyeyim. Çok sağ olun ikiniz de. Umarım hepimizi mutlu edecek bir sonuç çıkar. Umarım. Ben gideyim. Tamam. Bir gelişme olursa size haber veririm zaten. Görüşürüz. Görüşürüz Elif. Abi ne yapıyorsun ya? Bizi mi arıyorsun?
Kolların koptu değil mi? İşte bak, su savaşının intikamı anında böyle alınır ya. Oğlum siz nasıl adamlarsınız ya? Normal öyle. Şş, acıklı siz taşısanız lan şunları. Allah ağır. Ya. Hocam adamsın ya. Doktor olmuşsun bir de hala. Top ya. Alo. Ya Mustafa. Adam oldun da sen benim telefonlarıma mı cevap vermiyorsun ha? He, anladım. Olur öyle şeyler, sıkma canını. Bak, ne diyeceğim sana? Benim olanı biliyorsun değil mi? Doktor olanı. Onun bir müşkül durumu oldu. Ya haksız yere görevden uzaklaştırdılar. Bize iyi bir avukat lazım. Ya senin oğlan da çok iyi bir avukat olmuş diyorlar. Ya bizim şu işe bir el atıverse de bu işi beraberce bir çözsek. He. Ya sen bana numarayı ver, ben ararım onu. Tamam, mesaj atacaksın yani. Da at mesajı sen. Hadi çocukların gözlerinden öperim. Da Mustafa, buralardan bir şey istersen söyle, bir eksiğin gediğin varsa göndereyim. Tamam, hadi. Hadi bakalım selametle, hadi. Anne. Anne. He? Allah. Oo, oğlum dünyaları almışsın. Ne gerek vardı bu kadarına? Vallahi hani ben azın çoğunu bilmem. Veysel'le Cemile ne dediyse onu aldım. Hem Ramazan uzun, epey idare eder bize. Şunları alayım. Efendim? Doktor Kenan Acar'la mı görüşüyorum? Kenan Acar. Evet benim, buyurun. Kenan Bey, ben sizi Nehirova Hastanesi'nden arıyorum. Nehirova Hastanesi mi? Evet Kenan Bey. İstanbul'un en büyük, en köklü hastanesi olarak sizleri de aramızda görmek istiyoruz. E-posta adresinize teklifimizin detaylarını ve sözleşmeyi gönderdik. Önümüzdeki salı günü öğleden sonra hastanemizin mütevelli heyet başkanı Profesör Doktor Feridun Bey ve başhekimimiz Profesör Doktor Hayati Bey sizinle görüşmek istiyor. Olur. Olur tabii de ya ben şu an bir soruşturma içindeyim. Durumunuzu biliyoruz ve açıkçası bu bizi etkilemiyor. Bu konuda da size yardımcı olmaya hazırız. Teşekkür ederim. Böylesi büyük bir hastaneden teklif almak beni çok mutlu etti. Ben teklifinizi inceleyeyim, size dönüş yapayım, olur mu? Peki Kenan Bey. Sizden haber bekliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ay, hoş geldiniz canlarım benim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, bu ne güzel sürpriz. Anneciğim. Ah, canım benim. Ay ne yaptınız siz böyle ya? Alışverişten mi geliyorsunuz? Allah. Buyurun. Biz de sana sürpriz yapalım dedik. Ay. Sıcacıkmış. Ne sürpriziymiş bu bakalım? Ramazan alışverişine gitmişken size de bir şeyler aldık öğret. Anne. Sana da bir şeyler aldık anne. Geçerken de bırakalım dedik. Aa, ya çocuklar niye zahmet ettiniz? Hayır çok mutlu oldum ama ya ben zaten alacaktım bunlardan. Olur mu öyle şey anacığım? Ne demek ben yapardım ya? Sana zahmet verecek halimiz yok ya. Sağ olun ya. Kesenize bereket. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Oturun bakalım. Nasıl gidiyor bakalım her şey? Sizleri iyi gördüm. Torunum nasıl? Aa, görüyorsun değil mi Taner? Şimdiden pabucumuz dama atıldı ha. Ya bulmuş bizi, torununu soruyor. Aa, oldu. Siz bizi yaşlandırın, yaşlandırın. Ondan sonra da bizim torun sevgimizi sorgulayın. Vallahi anacığım ben senden taraftayım. Ben senin yanındayım. Ya herhalde torununu soracak, seni benim soracak ya. Allah Allah. Torun gayet iyi, gayet sağlıklı çok şükür. Yarın da işte kontrol var. İnşallah bakalım nasipse cinsiyeti belli olacak. Hadi inşallah. Ay Taner sen de hemen sattın beni ha. Ya siz damat kaynana bir araya gelip ikiniz de beni sattınız. Aşk olsun ya. Tabii benim yanımda olacak. 234 Taner'im o benim. Ta o zamandan beri oğlum gibi severdim seni. Canım benim. Demek yarın kız mı oğlan mı belli olacak öyle mi? İnşallah bakalım. Yani küçük bir ihtimal var. Tam kesin değil. İnşallah öğreneceğiz. Aman canım, kız olmuş oğlan olmuş ne fark eder ki? Sağlıklı olsun yeter değil mi? Vatana millete hayırlı bir birey.
Anaya babaya hayırlı bir evlat olsun inşallah. Amin. İnşallah. Ihlamur kaynatmıştı, içer miyiz? Aa, vallahi içerim. Getiriyorum o zaman. Ben de eşyalara yardım edeyim. Hah, gel oğlum. Selamun aleyküm Adem ağa, kolay gelsin. Ve aleyküm selam. Sağ ol Ciritçi Abdullah. Hoş gelmişsin. Hoş buldum, hoş buldum. Mevsimler geçiyor ama senin tarlanda hiç iş bitmiyor. Maşallah. Oğullarınla beraber çalışıp duruyorsun. Bitmez Ciritçi Abdullah. Bitmesin de. Onlar boşta kalırsa yota yobazlığa gider. Boş insan şeytanın tarlası derler. Bu delikanlı insanı sorar bilir misin? Nedir insan? Ne söyleyebilirsin ona? İnsan bir muammadır Ciritçi Abdullah. Ademoğlu bir muammadır. Peki bu muammanın hamuru nedir? Hamuru cahillik. Mayası nedir? Mayası nisyan. Peki ateşi nedir? Ateşi nankörlük. Peki ya fırını? Acıdır Ciritçi Abdullah. İnsanoğlunun fırını acıdır. Elemdir, kederdir. Pişince ne olur? Kainat olur. Bu ufacık bedenin içinde sonsuzluğa açılan kapı olur. Çamurdan yaratılmış bu varlık, insan denen bu canlı niye var? Neden varız? Cevabını bulabildin mi? Görmek için varız. Şahitlik etmek için varız. Görmek, bilmek, bulmak, tanımak için varız. Görmek, gözle değil, hisle. Bilmek, lafla değil. Önce akıl, sonra kalple. Bulmak ise nasip işi, Ciritçi Abdullah. Çok az insan bulur yaradanını. Çok az insan tanır onu. Görmez ki içinde ondan izler, işaretler var. Görmez ki şu koca kainat ondan nişanlar taşır. Görmek bir nasip işidir Ciritçi Abdullah. Görmeyi göze verirsen o ancak görmek istediğini görür. İnsan insan derler dayı. Peki görünmeyene ne derler? Hazine derler. Herkes görebilseydi hazine olmazdı. Sağ olasın Adem ağa. Kolay gelsin sana, çocuklarına da. Sağ ol Ciritçi Abdullah. Ayağına sağlık. Selamiye kaç para vereceğiz canım kuşum? Selamiye 15 yaz. Hak ediyor çocuk. Yuh! 15 nerededir ya? Verilir mi o kadar para? Yazıktır, günahtır. Yok. He. Ben sizin işinize karışmayayım pek yani. Ne yazık günah baba ya? 30 gün ilahi okuyacak çocuk. Tamam o zaman 7000 yaz. 7 mi? Ya öldüreceğim mi adamı ya? Hakkı neyse onu vereceğim. Tamam 10 mu? 10. Sahne platform parası, ses sistemi, çalıcılar. Bunlara kaç para verelim? Nerede sahne platformu? Çalgıcılar, ses sistemi var. 5, onlar üçü bir ne yazsak ona ya? Üçü bir şey olsa. 2000 yaz. 2 mi? Yok. Neyse siz sormadınız mı bu adamları ne kadar istiyorsunuz diye? Öyle kendi kafana göre mi yazıyorsun onları? Ya yok baba konuştuk da kafa kalmadı ki. Ben ne kazanacağım onu da şaşırdım şu an ya. Şaşırmayacaksın oğlum. Ne şaşırırsan bu dükkan nasıl dönecek? Haklısın baba. Yaz 1500 yaz. Ya o kadar etmez.
Neyse ben karışmayayım sizin işinize. Şunu versene bana canım. Uzat, uzat, uzat. Kolay gelsin Muammer emmi. Kolay gelsin. Ya bütçe hazırsa ben onu almaya geldim de imza yetiştirmem lazım. Geç kaldık kız Zira. Hemen bitiyor. Bir dakika. Son düzeltmeler hallediyorum. Yani bunu böyle alıp ders diye okulda okuturlar. Şaka yapmıyorum. Allah Allah. Vallahi takdir ettim size. Orada biz bir iki düzenleme yapalım ama. Ha yok. Yok gerek yok. Gerçekten çok güzel. Bir de acelem var dedim ya, imzayı yetiştirmem lazım. Bunun için gideyim ben. Tamam o zaman hayırlı olsun. Tamam hadi kolay gelsin. Şunu da onu alayım. Onu sen al da. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ömer'ime. Beş, 650'den 700 çıkarsam mı? 700 çıkarsam mı? Geldim. Asuman Korkmaz. Buyurun benim. Bir kargonuz vardı. Buraya mı? Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Ramazan kulisi. Hiç bize Ramazan kumayası mı yollamış? Ramazan balları. Ramazan. Kars'ın en bereketli yerlerinden asker arkadaşım Muhittin'in gönderdiği halis muhlis Kars balı. Afiyetle yiyin. Ramazan bıttım sabunları. Siirt'in en delikanlı adamı asker arkadaşım İbrahim'in gönderdiği doğal Siirt bıttım sabunu. Gönül rahatlığıyla eliniz yüzünüzü yıkayın. Ramazan sütleri. Bu normal köy sütü. Kendi ellerimle sağladım. Şu an Gönül Dağı'nın zirvelerinde Ramot'u bitirmek üzere olabilirim. Ama bu senin yanında olmadığım anlamına gelmez Asuman. Ben senin ta kalbinin içindeyim Ramazan. Deli bir çocuk ya. Vallahi de deli, billahi de deli. Ramazan salçası. Köyümüzün ev yapımı doğal domates salçası. Ramazan onları. Tabii ki Ramazan sucukları. İlçemiz güzel ovalarında yetişen en taze etlerden yapılmış sucuklar. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ay, Ramazan. Baş usta vallahi bu adına kaçar da hık hık deyip gidersin ha. Allah korusun. Allah Allah. Beni lafa tutma. Burada Ramazan'a 3-5 saat kalmış. Benim Ramazan'a hazır olsun gitmem lazım oğlum. Çok kuşma da. Sen de koşun koşun. Buyurun.
Kiminiz öldü sizin? Babam. Da mesele o değil. Ben İlhami, ben tanımadım mı Hüseyin amme? Ha? İlhami mi? Ha. Alo. Hey lan. Lan sen şu... Sen şu rahmetli İsa'nın büyük oğlu değil misin? He. Lan sen küçükken damdan gübre kuyusuna düşmüştün de senin yüzünden bütün kasaba bir hafta boyunca gübre kokmuştu. Ya mesele şimdi o değil. Hüseyin amme, babam miras bırakmış, demiş ki benim Ramazan'a hakkını bere bere yaşamam gerekti. Ne dediğini anlamadım da. Yani böyle bu miras işleri diyorsun da sen... Ya beni karıştırmayın öyle işlere ya. Tamam mı? Kendi aranızda çözüverin onu ya. Ya anlamayacak bir şey yok bunda Hüseyin amme. Bak şimdi, babam demiş ki... bütün mirasın hepsini en güzel Ramazan'a eda eden çocuğuma vereceğim. Ondan sonra benim de Ramazan'ın hakkını vere vere eda etmem gerekti. Ben de düşündüm, taşındım. Bana dedim kim yardım eder? Dedim ki Hüseyin amme'ye gideyim ben. Eğer mirası kazanırsam sözüm söz, sahibi sakal atacağım. Ya adeta komşu da pişer, sağa da düşer dercesine. Şimdi tam olaraktan yani bu senin babanın mal varlığı yani ne kadar oluyor mesela? Ya ben sana sonra hepsini kalem anlatacağım. Şimdi sabaha yardım edecek mi, etmeyecek mi? Sen ne diyorsun, o deli mi? Lan ne duruyorsun lan sen orada? Git abine bir dört tane lahmacun söyle lan. Lan misafirperverlikten bir tane haberini yok. Hadi koş lan. Ayran mayran, su mu falan da söyle. Hadi koş. Tamam usta. Koş yollar mı? İyi. Şöyle sokum yok. Al gel niye yiyorum? Tuttum seni. Attım içeri. Tuttum seni. İnsan insan derler dayı. İnsan güneşi yetirebilir mi sevdiğini? Yetirir. Yetirir ama... oradan dünyasızdıysa o başka. Dünyasızmış oradan. Kalp boşluk kabul etmez dediydim Cirici Abdullah. Kalp boşluk kabul etmez. Dünyanın nereden gireceği de hiç bilinmez. Bir tutam dünya bitirir adamı. Bir tutam dünya. O kızın gözleri dert dünyasızdı. Sağına güneş yetiremedin. Yetiremedim. İnsan insan derler dayı. İnsan olan büyükü nasıl taşır? Attım içeri.
seni. Sen bir iki dakika beklesin. Şurada bir abdest alayım. Yok yok, camide alırız abdest. Oğlum camide zor olur ya. Ya zor olacak ki, güzel olacak abi. Camide abdest almadan teravihinin tadı mı çıkar? Hadi. İyi o zaman. Hani biz çıkıyoruz. Babam indi mi? Oo, oğlum babam mı kalır bu saate? Çoktan çıktı o. Hadi hadi. Siz de gidin, hemen de laf etmesin size de. Veysel'e. Senin de abine koskulak ol oralarda. Anam merak etme ya. Ufacık çocuk, tabii yanımdan ayırmam. Allah da uslu biliyor musun? Elinden tutarım, götürürüm, getiririm ben bunu. Bak, bak. Nasıl alay geçiyor mübarek Hunde anasıyla. Hadi görüşürüz. Size de dua edin. Ben de geliyorum ardınızda. Bak duyuyorlar. Burada alacağız abdest ya. Bitti gitti. Evde ne uğraşacaksın? Oo maşallah. Beyefendilerimiz anca geliyor. Vallahi bravo Veysel. Kardeşini de kendine iki günde uydurdun ha. Ya baba, benim yüzümden oldu aslında. Hazırlanırken Veysel'i bekletmiş oldum. Ha iyi. O zaman hadi bakalım abdestinizi alın da saflarda bir yer kapın. Hayırlı akşamlar. Oo, al birini vur ötekine. Hangi birine laf yetiştireceksin? Ne dedim oğlum ben şimdi? Ya bir şey demedim. Babamı tanımıyor mu ya her zamanki hali? Abi bak şimdi. Bak bak. Bak bir dakika. Bak şu yerdeki buzu görüyor musun? He. Buranın suyu adamı çakı gibi yapar. Dikkat et de o narin elleri üşümesin. Vallahi karşısında bir sene askerlik yapmış birine fazla akıl veriyorsun da. Neyse bakalım. Nerede? Kars'ta. Sen Kars'ta askerlik mi yaptın lan? He. Kars soğuk muydu, nasıldı? Vallahi burası kadar soğuk değildi. İnsanı da iyi bilmem. İnsanı iyidir. İnsan, Kars'ın insanı iyidir. Ya. Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Lan kardeşim, sana daha kaç defa söyleyeceğim ben. 13 rekat yatsı kılacaksın. Yatsı. 20 rekat da teravih kılıyor. Bunda anlaşılmış akıllı. Ya niye annem de kafam karışıyor ya. Şimdi önce farzı mı yapıyor yoksa vitri vacibi mi? Ya ben de gurbetten gelince anla beni biraz ya. Anladım seni, anladım bak. Şişt, bana bak lan. Sen ne yap biliyor musun? Ne yapacağım? Hoca ne yaparsa sen de aynısını yapacaksın. Aynısı? Aynısı. Konuşmuyor. Konuşma. Sessiz. Abdestini aldın inşallah. Çok şükür biz 24 saat abdesti geziyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam Musa evine. Buyur gel Musa emmi. Ben sana ön safta yer ayırdım. Yok yok, olur mu hiç öyle şey? Bak ben cam kenarında yer ayırttırdım. Orası çok uğra bir. Hadi gel oraya geçek biz. Sen onu bırak Musa emmi. Biz tam imamın arkasında duralım. Birinci safa. Bu ne anlar uhreviyattan? Benim anlıyor mu? Ne oğlum? Dur lan. Dur, dur bir yere. Lan ne sıkıştırıyorsunuz? Allah'ım yarabbim, sen bana sabır ver yarabbim. Çok doğru dedim Musa emmi. Sabır çok önemli ya. Sabır şart, şap şart. Yani sabır çok güzel oluyor. Ben her zaman yapıyorum sabır. Yok bu böyle olmayacak ya. Vallahi olmayacak. Ramot sen iki dakika bekle, gözünü seveyim ya. Vallahi benim içim el vermiyor yani teravih namazını kaçırmaya.
niye Şadırvan Camii'ye gitmedik ki Sefer amca? Oranın imamı daha çabuk kıldırıyormuş. Gören de önemli bir toplantısı var sanacak. Yarın da oraya gideriz İsmet abi. Daha bir ay var önümüzde nasıl olsa. İsmet abime bak sen ya. Teravihi kaçırmamış. Helal olsun he. Nasılsınız gençler? İyi misiniz? İyi abi. Sen nasılsın? İyi misin? İyi. Çok şükür vallahi. Ne yaptın Kenan? Alışabildin mi buranın Ramazan'la? Alıştım sayılır abicim. Sağ olasın. Alıştı alıştı. -10 derecelik suya bana mısın demedi. Maşallah var. Canavar gibi. Vallahi mi? Beyefendi karşısında askerlik yapmış ya. Bize hava yapmıştı. Aa, Ciritçi dedem geliyor. Hoş geldin dede. Hoş bulduk evlat. Ramazan-ı şerifleriniz hayır olsun. Senin de deden. Eyvallah, senin de deden. Dede, Rıfat'ı ne yaptın? Güvenilir ellere emanet ettim. Doktor efendi, Gedelli'deki ilk teravih öyle mi? Evet dedem, ilk Ramazan'ım. Ramazan'ın huzuru önce cami avlularına yayılır. Bak, çek nefesini içine. Ramazan'ın kokusunu duyarsın. Kimi memlekette begonya kokar Ramazan, kimi memlekette gül kokar, ıtır kokar. Ama aslında hepsi aynı kokudur. Huzurun, bereketin, mağfiretin ve hepsinden öte cennetin kokusudur bu. Kıyama kalktıkça çözülür ayaklarımızın bağı. Alınlar secdeye gittikçe açılır gözlerimizdeki perde. Duaya durdukça sökülür gönüllerimizin kiri pası. Ramazan özgürleştirir ruhlarımızı. Ramazan başka alemlerle kurduğumuz o kadim bağ. Ramazan gözlerimizden akan yaş. Ramazan bizi ayakta tutan umudun adıdır. O yüzden hoş geldin. Hoş geldin ya şehri Ramazan. İyi ki geldin. Gönüllerimizi şenlendirdin. Necmi, sen kadar mesela. Hacca gitmedi bir de nasıl? Yok be İsmail ya. Nereden kıldırayım ben namazı? Memru abi kıldırsın. Ne diyorsun ulan Necmi, öyle olur mu? Sen demiyor muydun ben askerde çok namaz kıldırdım diye ha? Yalan mı? Hadi kıldırıver. Hem bak bu işin sevabı da var. Hadi kıldırıver. Olur olur. Vallahi çok güzel olur. Ciritçi Abdullah amca torunu değil misin lan sen? Ben torunuyum. Vallahi Allah gönderdi seni bize deli anlı. Bize de ardında saf duracak biri lazımdı. İmamlık ediverdi. Terafiyi kılalım hele. Ya dayı senin dediğini duyuyor mu Allah aşkına? Ben ne anlarım ya namaz kıldırmaktan? Bir anca kendime kadar kılabiliyorum yani. Baksana Allah aşkına. Siz varken yani burada bana namaz kıldırmak düşer mi? İşte şu güzelliğe bak. Bak maşallah nur yüzlü. O kıldırsın işte. Kıldırıversin. Ne bakıyorsun?
Hayır, mümkün değil ya. Ben mi kızım? Hayır, hayır. Olur mu ya öyle şey? Allah'ım seni şaşırtma ya Rabbi. Bu teravih namazını hakkıyla bana kıldırmayı nasip eyle, kurban olduğum. Allahu Ekber. Ben böyle bir huzur hatırlamıyorum hayatım boyunca. Gerçekten çok tuhaf. Sen bir de Sarı gör. Bu gece dedemin evindeyiz. Ben seni gelir alırım. Şş, bana bak. Yine su hoşu yok ha. Nasıl korktum abi? Yok. Yok merak etme. Rahat çık evden. Tamam hadi görüşürüz. Ablacığım hoş geldin. Hoş buldum Zeynep. Hayırdır yüzün neşe saçıyor. Ya çözdüm abla çözdüm. Bayağı uğraştım ama çözdüm. Çözdüm derken? Kenan Bey'in olayını mı yoksa? Tabii ya ne sandın? Soruşturmaya bakan avukatla görüştüm. Bilirkişi raporuna ulaştım ve hemen avukatlara ulaştırdım. Dedim ki ben avukat Zeynep Uysal, Kenan Bey'in avukatıyım. Alın size bilirkişi raporu. Bu durum Kenan Bey'in masumluğunu ispatlıyor dedim. İncelediler ve nihayet konu kapandı. Ya Kenan abi birkaç gün eşine iade edilir. Ya harikasın Zeynep ya. Ya çok teşekkür ederim. Var ya beni nasıl mutlu ettiğini tahmin bile edemezsin. Yani ben bu kadar sevineceğini tahmin etmezdim. Ay inşallah Kenan abi de çok sevinir. Ay sevinir tabii, sevinmez olur mu? Adamcağıza haksızlık edildi yani. Yani adalet yerini bulmuş oldu böylece. Ben ona da çok sevindim zaten. Yoksa başka ne olacak? Tabii canım, başka ne olsun ki? Başka ne olsun? madem öyle, bu güzel haberi sen ver. Ben vazifemi yaptım, çekiliyorum. Tamam, olur. Sağ ol Zeynep ya. Vallahi kesin çok sevinecek. Kasabalı kalksın huzur içinde sağırını yapsın diye parayı kıydım. Davulcu orkestrası tuttum. Ayrıca sağa ne? Hadi git işin hadi. Hadi! Gördüğün gibi ben işimdeyim zaten ya. Bu kasabanın davulcusu benim. Basın gidin lan. Basın gidin. Vallahi bak kaçak davulculuk yapıyorlar diye hepinizi ihbar ederim. Yakarım sizi. Et bakalım. Et bakalım kime şikayet ediyorsun? Ben o kadar paraya kıydım. Davulcu orkestrası tuttum. Vurun aslanlarım vurun. Hadi bakalım vurun!
Adam da kafa bırakmadınız. Hayırlı sahurlar Musa emmi. Kasabanın davulcusu olarak Ramazan'ı bir hakkın yaşamak adına seni uyandırmaya geldim. Asıl ben Ramazan'ı hakkıyla yaşamak adına başta sen olmak üzere tüm kasaba halkını huzur içinde sahura kaldırmak için geldim. Oğlum siz manyak mısınız? Lan siz bana ceza mısınız? Sen bu abim olacak hayırsıza hiç bakma Musa emmi. Hatta dur ben sana bir mani okuyayım da senin maneviyatın yerine gelsin ya. Ulan! Bana bak, basıp gidin buradan. Vallahi Allah yarattı demeyim şu topmakla. Bir girişirim size, o zaman görürsünüz Ramazan hakkıyla nasıl yaşanıyormuş. İyi madem ben gideyim de şu aşağı sokaktaki insanları uyandırayım Musa emmi. Adeta evlerine güneş doğsun dercesine. De evlerinde şu tokmağımı rica etsem. Elden aynı etkiyi yaratmaz çünkü. O zaman ben de yukarıki sokaktakileri uyandırayım. Adeta geceleri şenlensin dercesine. Hadi. Hayırlı sahurlar. Vuru aslanlarım vuru. Baba hayırdır ne oluyor ya? Ne öleceğiz? Gece gece delilerle uğraşıyoruz. Sen nereye gidiyorsun? Dedemle sahur yapacağız da oraya gidiyorum baba. İyi. Dedene benden selam söyle hadi. Aleyküm selam. Var mı isteğin? Sağ olasın. Eyvallah. Hadi hayırlı sahurlar. Sağ ol. Dilek. Dilek. Taner. Dilek. Taner. Sen... Dilek gülüm sen beni niye uyandırmadın ya? He? Taner sen ne diyorsun ya? Hadi geç kalacağım. Bak sahura geç kalacağım ya. Uyan uyan diyorum uyanmıyorsun. Tamam diyorsun kalkmıyorsun hadi. Nasıl sen beni uyandırdın ben uyanmadım mı? Evet. Allah Allah nasıl oldu böyle bir şey? Ya resmen Ramazan'ın ruhu benim içime işlemiş ya. Allah Allah. Sevdiğim ne diyorsun sen? Hadi hadi kalk geç kaldın hadi. Vallahi geç kalacağım. Kalk kalk kalk. Hazırladım ben. Ben toplarım. Ben toplarım. Sen bırak şimdi. Taner, hadi uyan ya ne olur. Abi. Abi hadi ya dondur. Geç oğlum geç. Ulan bunlar ne ya? Cemile çıkan yaptı da bana. Ne bileyim Veselim el alışkanlığı işte. Anne bu kadar şey kim yiyecek ya? Yersiniz oğlum, yersiniz. Sağlam yiyin de yarına perişan olmayın. Ya iyi tamam, geri çağır, düşeceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Allah kabul etsin. Ya dedem zahmet etme, biz hallediyoruz. Ya Allah Allah. İlla yaşlandıracaksınız beni. Ya estağfurullah da yani. Her Ramazan'ın ilk sahurunu beraber yaparız. Hiçbir şey elletmezler bana. Gelinlerim, ya kızlarım yiyecek gönderir, börek gönderir, çıkınını alan gelir. Bunun gibi yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. O elinde tuttuğun var ya elmas ha, elmas ona göre. Nasıl yani? Nasıl yani işte döndü yengenin meşhur yufka börekleri bizim sahurların vazgeçilmezi. Çok mu güzel olur? Hem de nasıl? Geçen Ramazan burada sahur yaparken kim derdi hiç bilmediğimiz bir torunum gelecek. Hayatımıza neşe katacak. Ben biliyordum aslında. Yani bir yerlerde bir ailemin olduğunu. Bir Ramazan günü öğrenmiştim. Şimdi bir Ramazan günde sizle birlikteyim çok şükür. Ya sen nasıl bizim sahurların en önemli anını kaçırdın ya? Bizim Ramşon'un uyanamamaları. La biz onu unuttuk ya. Kesin uyanamadı bu ya. Kesin ya kesin. Boşuna tamam. Arama. Telefon çekmez orada. Ne yapacağız? Nasip. Ya kendi uyanacak ya da sahursuz tutacak orucu. İnşallah sahur kaçırmamışım. Sahur kaçırdım mı yoksa? İnşallah kaçırmamışımdır. Oh, hakikaten kaçırmamışım ha. Vallahi ben de enteresan bir adamım ya.
Anamgil top atsa uyanmam. Şimdi öyle kendiliğimden uyanıverdim. Demek ki beni kendi halime bıraksalar ben öyle rahat uyanabilen bir varlığım yani. Neyse Ramazan. Başına sahur yapmana gönlümüz razı gelmedi imam efendi. Bize de yer var mıdır sofranda? Var, var dayıcığım var. Yani başım gözüm üstüne. Tabii neden olmasın? Sağ ol imam efendi. Afiyet olsun dayı, afiyet olsun da benim adım imam efendi değil. Ramazan benim adım. Yani fazla alışmayın, bir kere olur o. Sağ olasın imam efendi. Benim hanım da pek güzel börek yapar imam efendi. Sana da yolladı. Bir an evvel yiyeme de soğumasın. Sabah namazında da az kaldı zaten. Sabaha da peşine kıldırıversin. Kıldırsın. Kıldırırsın imam efendi. Teravih namazını ne güzel kıldırdık. Sabah namazını da kıldırıversin. Sen yaparsın hadi. Kıldırsın. Yani sizin de bu ısrarlarınız vallahi. Neyse hadi afiyet olsun. Olsun. Ben niye kaldırmadın gülüm? Ha? Dinlen diyor seferim. Gördünüz mü? Nasıl oluyormuş? Sahura uyandırılmamak nasıl oluyormuş? Hadi bakalım hadi. Az kaldı zaten. Hadi okunur birazdan. Bakayım bir. 10 dakika. 10 dakika varmış. Seferim. Ben de buzdan mesaj gelmiş. Ne mesajı gelmiş sahiden? Bilmem sanırım patoloji sonucu. Ne oldu anne? Sefer abiye bir şey mi olacak yoksa? Seferim. Seferim bir bak ben yanlış görmüyorum değil mi? İyi huylu diyor değil mi? Sefer Aslan. Allah'ıma çok şükür. Allah'ıma şükür olsun. Çok şükür. Bak gördün mü? Ramazan rahmetiyle geldi gördün mü? Bir daha günler yaşamayacağız. Çok şükür. Affedi kızım. Affedi kızım. Affedi kızım. Uyanmış mı benim kuzum? Benim kuzum uyanmış mı? Beslerim, acıktı. Ben mamasını hazırlayayım. Yok kızım. Ha? Niye böyle yaptın kızım? Ne oldu? Ne oldu?
kadınız. Ya geç kalacağınız. Of ya, bugün Ramazan'ın ilk günü. Okula gitmesek olmuyor mu? Bugün hani birileri benim yerime oruç tutacaktı? Hı? Öğleye kadar. Öğleye kadar ki orucunu ben tutacağım. Öğleden sonraki orucun ablamdan düşecek. Geri kalan sevaplar da bize. Yürüyün hadi, yürüyün hadi, geç kalacağınız. Hadi oğlum, hadi ya. Hadi yürüyün bakalım. Yürü. Eşek kadar adam oldun ya. Bir şunu giyemiyorum. Hadi, hadi. Dikkatli gidin. Hadi görüşürüz. Allah zihin açıklığı versin. Tek omzuna takma onu. Hale bak ya. Bir de pazarlık ediyorlar benimle. Alo? Buyurun benim. Tamam. Tamam şey, ne zaman? Tabii tabii. Teşekkür ederim, sağ olun. Thank you.
Efendim Elif Hanım? Kenan Bey, müsait miydiniz? Müsaitim, buyurun. Sağlık ocağına gelebilir misiniz acaba? Ya da neredeyseniz siz söyleyin, ben geleyim. Konuşmamız gereken bir şey var da. Ha yok, siz zahmet etmeyin, ben gelirim. Gelirim, gelmesine de bir problem yok değil mi? Yok yok, gelince konuşuruz. Tamam, tamam, görüşürüz. Allah seni ailene çok olmaz, çocuğuna bağışladı. Hadi hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun Sefer oğlum. Dönmüşsün yine Badegül'ün başına. Döndüm Nimet ablam, sağ olasın. İyisin değil mi şimdi? İyi huylu muymuş? İyi de huylu çıktı, çok şükür. İyi mi? Sağ olasın. Buyur abla. Hadi bakalım, Allah kolaylık versin. Sağ olasın. İlçeye, 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 ilçeye. Zayda. Hayırdır, bir şey mi oldu? Zafer'im, ben bir haber aldım. Kötü bir haber mi Zayda? Fikret. Fikret ölmüş Zafer'im. Çok üzüldüm, başı sağ olsun. Beni aradılar. Başka vasisi yok diye. Herhalde ondan beni aradılar. Bir de gidip cenazeyi mümine teşhis etmek gerekiyormuş. Bir de vasiyeti var dediler. Vallahi ne yapacağımı bilemedim. Sen merak etme. Ben gelirim seninle. Yalnız bırakmam seni. Bu değil de Sefer'im. Nasıl beni düşündüren çocuklar. Ben onlara ne diyeceğim? Onlar ne diyecekler? Nasıl tepki verecekler? Valla sıkışıp kaldım ya. Sırayla gidelim mi Zayda? Önce şu vasiyet işini halledelim. Çocuklara tek tek durumu anlatırız. Ha? Sen sıkma canını. Hepsini hallederiz. Hadi takma kafanı, geç hadi. Kenan Bey, buradayım. Elif Hanım, her şey yolunda mı? Yolunda Kenan Bey, sakin olun. Size güzel bir haberim var. Güzel bir haber mi? Birkaç gün içinde göreve dönebileceksiniz. Soruşturma kapanmış. Zeynep bilirkişi raporuna ulaşmış. Rapora göre sizin masum olduğunuz kanıtlanmış durumda. Ve bakanlıkta dosyayı kapatmış. Yani siz birkaç güne size tevdi ederler. Öyle mi? Ben Zeynep'e çok teşekkür ederim. Demek adalet yerini buldu ha? Çok şükür buldu. Ama siz pek sevinmediniz sanki. Ha yok yok, sevindim. Sadece şaşırdım biraz. Her şey üst üste geldi. Yani daha düne kadar görevim elimden alınmıştı. Bugün öğreniyorum ki görevim iade ediliyor. Öte yandan bir iş teklifi aldım. Bazı zamanlar oluyor ki insan ister istemez bir akışa doğru sürükleniyor. Sanırım ben de öyle bir an yaşıyorum. İş teklifi mi? Evet. Koskoca Nehir Ova Hastanesi'nden. Yani eğer orada çalışırsam kendimi, ailemi ispat edebileceğimi düşünmüştüm. Şimdi bunca şeyin ortasında oradan bir iş teklifi alıyorum. Üstelik ömrü hayatım boyunca görüp görebileceğim en iyi imkanlarla. Tebrik ederim. Sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bilmiyorum Elif Hanım ya. Kafam çok karışık. Karışık olmasını gerektirecek bir durum yok Kenan Bey. Demiştim size. Buranın adetinde var gitmeler. Sebebi ne olursa olsun sizin de gitme vaktiniz gelmiş demek. Bakmayın bana öyle. Yani gerçekleri hiçbirimiz değiştiremeyiz. Bize düşen sadece bunun sonuçlarını yaşamak. Başka da bir şey değil. Bence kız. Kesin kız ya, kesin. Hissediyorum, kesin kız. Yani öyle hissediyorum. Yani çünkü böyle üstüme bir kız baba sağlığı çöktü ya. Yani... Bir dakika, bir dakika. Senin canın geçen gün tatlı çekti değil mi? Erkek. Kesin erkek. Vallahi bak, kesin erkek. Kesin. Ya
Erkek erkek. Erkek olacak. Madem canım tatlı çektiyse erkek olacak tabii. Ama ben kız hissediyorum ya. İçim öyle doyuyor. Yani kız hissediyorum ben. Kız olacak kız kız. Ünşal yengem rüyasında görmüştü. Erkek olacak dedi. E bizim Sedefi, İsmet, Erkan'ı o bildi. Üçte üç yaptı, kadın sektirmedi. Kesin erkek. Kesin erkek. Erkek Allah'ım, kesin erkek. Ya Taner. Sevdiğin tamam, bir sakin ol. Ya birazdan zaten nasıl olsa öğreneceğiz. Sakin. Ben çok kötü oluyorum. Vallahi öğreneceğiz değil mi birazdan? Ya, öğreneceğiz Taner, tamam. Dilek Akgünkaya. Benim. Ben değilim, eşim. Buyurun alalım size. Seni diyor. Çağırıyor, buyurun alalım sizi diyor. Seni diyor. Beni çağırmıyor, seni çağırıyor. Bir şey, aklıma bir şey geldi. Ne yapalım biliyor musun? Sen gir, cinsiyetini öğren. Bana da söyleme. Ben nasıl olsa doğumda öğrenirim. Nasıl fikir? Ya canım, ne yapıyorsun? Saçmalama. Saçmalama. Gel. Bir dakika, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Tamam hadi ya. Ya, ya Taner. Ne yapıyorsun, hastanedeyiz? Gel buraya. Neresiydi burası? Merhabalar. Tamam. Hadi beyler, hadi beyler. Kaplumbağa gibi iş yapıyoruz ya. İftara bir şey kalmadı oğlum. Hadi hızlı biraz. Usta. Ses sistemini kurmaya başladın mı? Ne diyorsun, vakti geldi mi? Yok, daha gelmedi. Eli kulağındadır hocanın. İki dakikaya okumaya başlar. Tövbe estağfurullah. Git kur oğlum. Hadi elimde kalacağım Behçet ya. Peki usta. Gülüm, iyi misin Gülüm? Hadi bak, tuşun mu artık ya? Bir şey olmayacak. Elimde değil ki. Engel olamıyorum ben bu duyguya. Ağda çıkan o yangın, seni koşturuşun. Bana mı çıkardıklar o gün? Yapma Allah aşkına ya. Tamam gülüm. Düşünme Allah aşkına. Misal. Ben yapamayacağım. Ben o evde kalamayacağım galiba. Yani içimde aşamıyor. Şimdi sen şimdi şöyle yapalım. Alamgil'e git. Tamam. Orada yağmurla falan oynanırken kafan da dağılır. Biz buraları hallederiz. Hadi gülüm. Yok yok, olmaz ya. Daha bir sürü iş var. Nereye gidiyorum ben? Yok. Ya tamam, bu kadar adamız. Biz hallederiz gülüm. Tamam, sen yeter ki yok. Tamam kurbanım. Bak o kedileri falan da düşünme. Tamam mı? Ben bir yolunu bulacağım. Halledeceğim bir. Ya sen, onların da bir suçu yok. Onları da yuvalarına etmeyelim, ne olur. Tamam tamam, ben bir hal çaresi bulacağım. Merak etme, tamam mı? Elimden geleni yapacağım. İyi olacağım. Tamam, olur sana. Hadi dikkat et. Kolay gelsin. Bu Poyracıklı'nın oğlu esaslı adam çıktı ha. Yani Kenan'ın meselesini şıp diye anladı. Dosyaya bir bakayım, hallederim dedi. Yakında bu iş çözülür hayırlısıyla. Şıp diye çözeceğim diyorsun yani. Tabii ya. Ne sandın? Kenan oğlumun elinden doktorluğunu kim alabilir? İzin vermem ben buna. Vermem. İnşallah bu işi birkaç güne çözeriz. O mesele çözüldü baba. Gerek kalmadı, sağ olasın. Çözüldü mü? Nasıl çözüldü? Sağ olsun Elif Hanım. Zeynep'e söylemiş, o da hızlıca çözdü mevzuyu. İki güne görevi iadem gerçekleşecek. Emin misin oğlum? Ya bu Poyracıklı, Mustafa'nın oğlu, zehir gibi adam çıktı. Yani bu işi çözeceğiz dedi. Yakında çözeriz bu işi. Babam tamam işte, çözdü diyor. Mis gibi işine geri dönmüş adam, boş ver. Sen bilip bilmeden karışma. Kenan, bu oğlu. Veysel haklı baba. Gerek yok artık. Bakanlık soruşturmayı kapattı zaten. Demek öyle. Ben de birkaç günde çözecek gibiydim. Madem döndün, gerisi mühim değil. Aynen aynen, mühim değil. Ya senin anlayacağın, hepimizin yapabildiği işler var, yapamadığı işler var. Doğru diyorsun Veysel Efendi. Tıpkı senin bu işi yapamadığın gibi. Saat kaç olmuş, daha sahne kurulmamış. Çalgıcılar nerede? Bilen yok. Prova yapıldı mı? Hak getiren.
Yo baba, her şey ayarlı. Saat gibi tıkır tıkır işliyor. Sen gerildin ya, gerilme. Git eve dinle. Biz burada hallediyoruz baba. Hadi git dinle. He, hallediyorsun, hallediyorsun. Bütçeyi bile son dakikaya bıraktığın gibi değil mi? 5 liralık dişi 2 lira yazıyorsun. O kadar para topluyorsun, ıvır zıvırı harcıyorsun. Ben eve gideyim de ay sonuna bizi borçlu çıkarırsın sen, değil mi? Baba. Yapma. Yapma, gözünü seveyim. Allah aşkına. Bak, mübarek Ramazan'ın ilk günü daha birbirimizi üzmeyelim. Tamam, yeter. Tamam, ikimiz de oruçluyuz, gerek yok. Müsaade et, güzel güzel işimi yapayım. Tamam. Git evine dinlen ya, müsaade et. Ne diyorsun lan sen? Beceremediğin işin sorumlusu ben mi olacağım? Baba, ağır ol biraz. Kalp kırmaya gerek yok. Hele hele Veysel'in kalbini kırmaya hiç gerek yok. Adam işini yapıyor işte. Bak, hiçbir sorunu gözükmüyor. Sana öyle geliyor. Bak, ben görüyorum. Neyin nerede olacağı, nasıl olacağı belli bile değil. Ne belli değil Allah aşkına ya? Baba, ne konuşuyorsun, ne belli değil? Ya bırak Allah aşkına abi ya. Yapamadığı işleri önceden benden çıkarıyor, ben ne yapayım? Terbiyesiz, terbiyesiz konuşma. Baba. Baba, rahat bırak adamı. Adamın hatalarını sürekli kollamaktan, yaptıklarını, yapamadıklarını sürekli yüzüne vurmaktan vazgeç. Veysel senin gördüğünden çok daha fazlası. Bırak adam yeteneklerini göstersin ya. Bırak adam işini yapsın baba. Bırak adam biraz nefes alsın baba, bırak. Konuşulmadık taş konuş. Sen de yar kafamı. Birlik oldunuz. Babanıza dikleniyorsunuz öyle mi? Yazıklar olsun size. Ben sadece iyiliğinizi istedim. Yere düşmemeniz. Boynunuz eğilmesin istedim. Ama siz bunu bile anlamadınız. Ne haliniz varsa gör. Ben ne yapayım Allah aşkına ya? Tamam, sen sakin. Ya aç ya, aç artık ya. Yok, o iş öyle kolay değil. Aç artık şu telefonu ya. Aç artık, aç, aç. Zeynep. Ne oldu, iyi misin? Ne demek ne oldu ablaya? Babamız olacak o adam mesaj atmış, görmedin mi sen? Telefonumun şarjı bitti. Ne oluyor, söyleyecek misin? Al, al kendin oku. Sinirden elim ayağım titriyor yemin ederim ya. Kızım, bana çok kızgın olduğunuzu biliyorum. Beni hiçbir zaman affetmeyeceksiniz. Yaptıklarımın affedilir bir yanı yok zaten. Böyle olsun istemezdim fakat hayat beni buna mecbur bıraktı. Ve şimdi daha da kötüsünü yapmaya mecbur bırakıyor. Buradaki işlerim bozuldu. İflas ettim, durumum çok kötü. O yüzden şu anda durduğumuz evi satılığa çıkardım. Birkaç talipli var. Bugün yarın gelip eve bakacaklar. Sizleri yerinizden etmiş oldum. Fakat her ikiniz de artık büyüdünüz. Meslek sahibi oldunuz. Biriniz avukat, biriniz hemşire. Kendinize çok daha güzel evler alabilirsiniz. Fakat benim artık böyle bir imkanım kalmadı. Kendinizden de özür dilerim. Bazı şeyleri oluruna bırakayım diyorum. Olmuyor. Tamam diyorum o zaman oğlum. Razı gel kaderine. O da yok. Birader isyan ediyorum. Oldurmak için isyan ediyorum, yine olmuyor. Ne yaparsam yapayım olmuyor. Yine dönüp dolaşıp babamın büyük duvarına tosluyorum. Keşke vakti zamanında çekip gitseydim diyorum, biliyor musun? Belki bunların hiçbiri yaşanmazdı. Ne sen yorulurdun ne ben bunları yaşardım. Sen de mi gitmek istedin? Ben de mi? Şuradan çevirelim 100 kişiyi, hepsinin aklında o gitmekten en kılçık vardır abi. Fırsatını bulan çekip gitti.
Cesareti olan, işini gücünü vurabilen çekti gitti. Tozun toprağın içinde biz kaldık işte. İnan bana be Selim. Her şey kökünden çözülecek. Tamam mı? İnan bana kardeşim, inan. Muammer'im, hoş geldin. Ne bu halin Muammer? İyi misin? Değilim döndü. Hem de hiç iyi değilim. Dilimin ayarı kaçtı yine. Bir çuval inciri berbat ettim. Ne diyorsun sen Muammer? Hayırdır, ne öldü? Kalp kırdım döndü. Kenan'ımın, Veysel'imin kalbini kırdım. Neden diye, nasıl diye sakın hiç sorma. Gene dizginleri kaçırdım işte. Hem savruldum, hem savurdum. Bebeğimizin gelişimi gayet güzel gözüküyor. Oh, çok şükür, çok şükür. Şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor. Kalp ritmi de olması gerektiği gibi. Oh, ama maşallah. Keyfinde düşkün herhalde. Pek bir rahat duruyor. Aynı babası gibi desenize. Nasıl aynı babası gibi Allah aşkına ya? Babasına bak, babasının kalbi ağzından çıkacak. Aynı anası gibi, anası bak. Rahat 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 yatıyor yani doktor hanım. Allah aşkına artık bebeğin cinsiyetini söyleyebilir misiniz? Ben daha fazla vallahi dayanamayacağım. Hemen söylüyorum. Hemen mi? Söyleyin. Söyleyin. Bir dakika, bir daha pardon. Bir saniye. Ben galiba ben kötü oldum. Bir dakika dur. Pardon, başım döndü de. Başım şey oldu. Kötü oldu. Suyu var mı? Suyunuz var mı? Su. Hemen yanınızda var. Buyurun, içebilirsiniz. Ya Taner oruçlusun. Ya ne Taner? Taner oruçlusun. Ne yapıyorsun? Oruçluyum ben, doğru diyorsun, oruç. Ya oruçluyum benim Allah aşkına. Aklım başımda mı ya? Akıl mı kaldı bende? Ben ne yaptığımı biliyor musun Dilek ya? Ben de şu an ne kadar... Bak doktor hanım, eğer biraz daha söylemezsiniz, vallahi billahi buraya ben bayılacağım. Bak bana bakacaksınız sonra. Artık cinsiyetimi söyleyeyim ben. Tamam öyleyse. Daha fazla babamızı bekletmeyelim. Bence de. Bekletmeyelim. Aynen öyle Taner Bey. Aynen öyle. Şaşırdın mı yoksa? Ama ben dedim, ben biliyordum, söyledim ben. Tabii canım, tabii. Biliyordun sen. Dilek. Hani şimdi... Şimdi benim, bizim oğlumuz mu olacak? Ben oğlum mu diyeceğim ben ona? Evet. Düşünsene Taner, böyle küçücük bir adam evin içinde koşturacak. Benle babam gibi. Ben de her şeyi babamla yapmak isterdim. Ama tabii vaktimiz olmadı bizim.
bizim vaktimiz olacak mı? Oğlumla. Ha? Olacak tabii. Neden olmasın? Olacak. Hem bak, istersen al Ağla götür. Orada birlikte çalışın. Hı? Bak ben burada. Bak söz veriyorum, sen şahit ol. Tamam, sensin şahit bak. Oğlumuz da duyuyorsa eğer. Ben seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Benle nereye gitmek istersen. Ben her zaman elinden tutup seni oraya getireceğim. Olay birkaç gün önce gerçekleşti. Yoğun bakımdaydı. Dün gece vefat etmiş. Varis olarak sizi yazmış. Teşhis etmenize gerek kalmadı. Ben savcı beyle konuştum. Ama ondan geriye kalanları size bırakmak zorundayım. Çünkü çocukları var. Sağ ol müdür bey. Bu da size Zahid Hanım. Thank you.
Hoş geldiniz Veysel. Buyurun. Buyurun Cemile. Hoş bulduk. Selamünaleyküm Gülten abla. Hoş bulduk Gülten abla. Sağ olasın Veysel. Hoş geldiniz. Ya Gülten abla. Bizim misafirlerimiz vardı da. Burada daha güvende olurlar diye düşündük biz. Anam, kuzularım benim. Ne tatlımış bunlar Veysel. Ama abla valla ben fazla gelirdeysen biz geri götürebiliriz. He, hele bir götür bakalım. Şunlara bak ya. Bunlar nerenin güzel acaba? Abam ben sana arada yem falan getiririm olur mu? Bunlar benim evimin bereketi. İster getir, ister getirme. E hadi buyurun beraber iftar edek. Ya bizim başka bir yere sözümüz var. Bir dahaki sefere biz de yapalım iftar olur mu? Olur olur. Ben bunlarla yapacağım zaten iftarı. Sağ olasın. Kıvılcım, kızım, ne yapıyorsun sen orada öyle? Bak sağ kardeş getirdim. Oy benim süperim. Cemile. Gördün mü? Güvendeler işte. Olay bu kadar basit ya. Sağ ol Canmış. Hadi geç kalmayalım. İftar az kaldı. Musa emmi! Ben de seni arıyordum Musa emmi. Yalnız düzelteyim, asıl ben seni arıyordum Musa emmi. Dur kardeşim iki dakika ya, önemli bir şey diyor adama. Aa, Musa emmi, müsaitsen ben seni iftara davet etmek istiyorum. Bizim esnaf lokantasında yer ayırttım, doya doya yerik ya. Ha dersen ki masrafa kaçmayalım Selami, tarhana var evde, tarhana içerik. Ya ne tarhanası birader ya, sen adamı açlıktan öldüreceksin mi? Bak Musa emmi, ben güzel bir kaburgacıda yer ayırttırdım. Ya oğlum, siz Ramazan'ı hakkıyla yaşamak mı istiyorsunuz? He. İyi, ben bir yere iftara davetliyim. O zaman siz de gelin. Düşün peşime. Öyde kaburga. Yürü lan yürü, adam gidiyor. Aferin bakalım. İsmet abi, acaba öğlen sen bir ara falan mı verseydin ya? Ha? Olmaz Sefer amca. Sonra benimle dalga geçerler. Uf, kaç dakika var daha ya? Çok dakika var daha, çok. İyi, en azından zıp zıp zıplayıp
başımızı şişirmiyorlar değil mi? Annem. Oo, Ramçım hoş geldin. Oo, bakıyorum da beysizliğe çabuk alışmışsınız ha. Gel hadi gel. Geç geç gel. Oğlum sen mi geldin? Hoş geldin yavrum. Şş, bana bak, bana sen hani kitabı bitirmeden gelmeyecektin? Şş, bana bak, buldum mu lan İlham? Senin İlham bulamamış halini çekemem ben ha. Eyvallah ben de. Kim demiş amcaoğlu bitirmeden geldim diye ya? Vallahi Ramazan bereketiyle geldi. Bitti amcaoğlu. Vallahi Ramot'u bitirdim artık. Vallahi. Helal sana. Helal olsun lan sana. Aferin lan Ramazan. Asuman şimdi çok sevinecek ha. Şimdi mi? Başkanım. Merhaba, Taner. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oo. Başkanım gelmiş. Buyurun, buyurun, buyurun başkanım. Buyurun, buyurun gelin. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle otur başkanım. Onları ver bana. Alabilir. Asuman, sen gel kızım şöyle yanıma otur. Gel. Veysel'im, baban nerede kaldı? Oo Musa abi, selamı hoş geldin. Taner, iki misafir için sofrada yer var mı? Olmaz mı Musa abi? Buyurun, buyurun, buyurun geçin. Buyurun. Buyurun. Hoş geldin Musa abi. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. İlhami, abim oluyor yeniniz. Adeta bizim ailede ne işi var dercesine ama işte olmuş. Alo. Oğlum sen misafirlikte bile vır vır konuşuyorsun ya. Ne yapacaksın bir adamsın sen? Geç. Yerini kolunu savunma bana. Oğlum ne diyorsun lan sen? Geçin bakalım. Bazın hayatım. Evet, sağ ol. Zahide, iyi misin sen? Biraz durgun gibisin. Yok yenge, ben iyiyim, iyiyim, merak etme. Bizim size açıklamak istediğimiz bir şey vardı da aslında. Sefer'in patoloji sonuçları temiz çıktı. Atlattık hastalığı. Çok şükür atlattık. Ay, çok geçmiş olsun. Sefer abi tamamen kurtuldu yani. Çok tertemiz oldum ya. Geçmiş olsun canım benim. Sefer abi çok geçmiş olsun. Çok şükür. Madem herkes burada, bizim de size güzel bir sürprizimiz olacak. Bu defa ben açıklayacağım. Geçen seferden kızgınım size. Açıkla anacığım ya, tam sen açıkla. Ne olacak, canı sağ olsun. Taner'le Dileğim'in bir oğulları olacakmış. Maşallah. Yavru erkek kardeş deniyor. Nasıl oğlan mı oluyor yani şimdi? Ana. Oğlum bana bak, iyice baktılar mı lan? Bize de oğlan dediler de kız çıktı, iyice baksalardı. Oğlum ben ne bileyim, ben de doktorun yalancısıyım işte. Ama öyle o olabiliyor bize. Biz. Aferin lan sana Taner. Azıcık da şuna ders ver azıcık. Vereceğim, vereceğim amca. Ders vereceğim Ramço'ya. Bak oğlum, bak sen bak artık kapıya. Ben bakmayayım bak.
Buyur baba. Buyur baba. Oğlum ben her ikinizden de özür dilerim. Ben senin için bir şey yapmak istedim. Sen uzun zamandır bizden ayrıydın. Ya bir babalık vazifesi yerine getireyim dedim. Onu da fırsat kalmayınca birden öfkelenmişim. Sinirlenmişim. Hakkını helal et oğlum. Her ikiniz de hakkınızı helal et. Ben çocukken, henüz çok çok küçükken Ramazan'ı bir adam zannetmiştim. Gelirken huzur getiren, iyilik getiren, barış getiren, esenlik getiren bir adam. Nefesi şifa kokan bir aymış Ramazan. Ve bu benim ilk Ramazan'ım. Ve ben yeni doğmuş bir çocuk gibiyim. İliklerime kadar duyduğum o huzurla bir şey daha istiyorum. Çocuk olmak. İçimdeki çocuğa izin vermek. Çocuk gibi davranmak istiyorum. Hissetmiyordum Kenan Bey. Yalnız kalmak istedim.
biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Elif. Ben düşündüm de... Yani nasıl desem... Ben gitmeyeceğim Elif. Burada kalacağım. Hani sen demiştin ya... Gitmek buraların adetidir diye. Benim için bu adet geçerli olmayacak. Hiç gitmeyeceğim. Hiç. Bence büyük konuşmayın Kenan Bey. Yani tabii fikrinizi ne değiştirdi bilmiyorum ama... Sen. Sen değiştirdin. Sadece fikrimi değil, bütün dünyamı değiştirdin. Burası, yani bu kasaba bana sadece ailemi vermedi. Burada bir yerde kalbime ait olan bir gerçek daha varmış. Sen misin Elif? Ben bundan kaçmak istedim. Kaçmak istedim ama kaçamadım bir türlü. Kenan Bey. Lütfen. Lütfen. Lütfen dinle beni. Elif ben... Ben aşkın ne olduğunu düşündüm hep. Sığıntı gibi yaşadığım ailemin... ...yüreğimde bıraktığı enkaz yüzünden... ...hep aşktan uzak durdum. Varsa yoksa mantığım... ...varsa yoksa kariyerim oldu hep. Hırslarım yüzünden... ...ne kalbimi ne de ruhumu görebildim. Ta ki buraya gelene kadar. Seninle karşılaşana kadar. Yavaş yavaş işlendin ruhuma. Kendimi hep seninle konuşmak isterken buldum. Nereye baksam, nereye dönsem hep seni aradı gözlerim. Sonra düşündüm. Bana bunu yaşatan duygu ne diye. Aşkmış bu herif. Ruhumdan taşıyor, içimden taşıyor bu aşk. Sana doğru koşmak istiyor. Elini tutup gözlerinin içine bakarak... ...ağzı çıktığı kadar... ...gitmeyeceğim Elif. Bir ömür boyu yanında kalacağım. Birbirimizin şifası, merhemi olacağız diye haykırmak istiyor. Ben sadece bunları söylemek istedim. Bana istersen kız, istersen bağır ama... ...bil istedim. Ramazan bir insandan çok daha fazlasıymış. Bilir misin hali nedir sultanım? Aklım yok başımda, kalmışım. Bu ben.
üzüntümüzü, geçmişimizi, acılarımızı silip götüren bir yağmur. Ve ben bu yağmurla ilk defa tanıştım. Aşkla tanıştığım gibi. Vesselam. Yandıkça yanarım, tüter dumanı. Kârım efkârım, zârım efkârım, varım efkârım, yârım efkârım. Kârım efkârım, zârım efkârım, varım efkârım.